Herkese günaydınlar. Sen sus, müzik çalmaya devam etsin dediğinizi duyar gibiyim. Merhaba arkadaşlar. Sabah suyuna gidiyoruz. Her zamanki gibi çok değerli kardeşim Onur'la birlikte buluşup meralar atacağız. Mehmet ve Muammer de gelecek bu sabah. Onlarla da buluşacağız. Birkaç gündür balığın bol olduğu bir yer var. Oraya doğru gidiyoruz. İnşallah tutacak güzel bir şeyler olur. Sizler de izleyecek bir şeyler bulursunuz. Öncelikle bana, sonra oltasız dolanı herkese rast gelsin. Söz tekrar Müslüm abide. Onur Bey burada. Hocam, ustalar pazarına tereyağlı simit mi yersin? Çok güzel zeytinli açma var, onu mu yersin? Arkadaşlar kusura bakmayın, hep ustalar ustalar. Günaydın Onur Bey. Günaydın. Ben bir şey yemeyeceğim şimdi. Benim hakkımı ayır, okulda yerim. Ona göre hangisini ayırayım? Fark etmez. Ben bir tanesini yiyeceğim. Sen hangisini seviyorsan sana onu ayıracağım. Fark etmez. Lütfen. Onur çok düşünür sen beni. Sen dün şeye daldın, tereyağlı simide daldın. Tereyağlı simide daha çok seviyorsun tahmin ediyorum. Tamam, ben poğaçayı alayım o zaman. Tamam. Mehmetler geliyormuş. Karasu'da ezan vakti. Normalde bu saatte yataktan kalkıyoruz biz. Güneş ilk ışıklarını göstermeye başladığı andan itibaren de meralara gidiyoruz. Meralar bizler için çok uzak değil. Evden çıktığımız zaman en uzak mera bize 10 dakika sürmüyor. İşte çılgın şoför geliyor. Ne diyorsun? Gaz mı? Gazsız olmaz bu işte. Evet, Mehmet. Aleyküm selam. Günaydın abi. Günaydın. Görüyorsunuz arabayı, anlatmaya gerek yok. Balığa giderken çakalı vurdum. Ne haber? İyi abi, sen nasıl? İyi. Hani lan eşkine? He? Daha iyi gitmedim ki. Alabilir miyim? Gitmedim ki. Bana lazım olunca gitmedim ki. Vallahi gitmedim ya. Taş mı lazım sana? Ne ağız burun yapıyorsun? Her yer mera bana soruyorsun. Öyle miydi ben beyle? Seninle gitmek istiyorum belki. Bu iş başka iş. Bu iş ciddi bir iş. Her yer mera olabilir. Ben de sana giderken... Ben diyorsun. Ben kimseyle gitmek istemiyorum. Diyor ki ben diyor seninle gitmek istiyorum. O bakalım var mı ya? Var. Onur arabada. Herkese günaydın. Eylül ayının son günlerindeyiz. Kaç gündür yatak gideniz. Açıkta geldi. Benimki de. Bak solumuzdaki de aldı. Köşe de alıyor. Köşe alıyor. O taraf balık alıyor ya. Arkamdan çekil. Kanca batar bak. Günaydın. Ne var ne yok. O köşe balık mı alıyor? Ne ediyor ya? Geldi bir tane. Bir çino daha. Geldi mi?
maşallah. Yaklaşık bir 12 kişi var şu anda arada. Olta atan herkes balık yakalamış durumda. Dün ben 5-6 tane balık tuttum sabah. Çıkarken ona verdim direkt. Uzun bir süre ben bununla avladım. Bir tarafa ilerliyor balık sanki ama. Eyvah eyvah, gene boş çektik. Balık yer değiştirdi. Şey yapsana, su doldursana kovaya. Ya su doldurursan düşmez. Rast gelsin. Çok acayip tüyo geldi. Direkt oraya gidiyoruz. İyi, hadi bakalım. Balık orta sudayım. İstanbullardan buraya gelen saf köylü. Mehmet abi ne yapıyorsun? Oo sen var ya, niye aramadın lan? Hoş geldin. Ben mi arayacağım seni? Bu nedir ya? Ben arayacağım dedin oğlum. Çalışanın mıyım neyim ben ya? Manyağa bak, burası seni. Bizim memleket. Yok Dobu ya. Canım. Abi ne haber? Sen bu deliye niye uyuyorsun ya? Ya iki parça çine kop işte. İki. Birisi 40 parça almış galiba. 40 mı? Hiç mi tutamadın? Yok. Az önce kaç tane? Dün 13 tane tuttum. Az. Dün bütün gün balık yaptı buralar. Her yer yaptı da. Niye yapmadı bugün şimdi? Abi deniz çok yattı. Bir de tekneler artık çinekopu görünce bizden önce davranıyor. Bizim gruba bakıyorlar. Görüyorlar. Dolanıyorlar. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ya yeni mahalleye gideceğiz ya Melen'e gideceğiz. Arayın mı balık çıkarsa? Ya iki parça balık aldım, hepsi o işte. Kesti ya, dünkü gibi değil. Rast gelsin. Evet, balığı bulamayınca yer değiştiriyoruz. Geldim. Selamun aleyküm. Balık bir de dedim sabit durun, lazım elleyin. At çek. Tamam mı? Nereye? Hayır, dur. Siz niye gidiyorsunuz oraya? Oraya biz gidiyoruz. Hadi takılın takılın. Yemek yedim. Gene geleceğim. Yemek yiyip geliyorum. Hadi Onur. Hadi. Bagaja da biz girelim. Ya hadi. Buraya girdi mi balık abi? Girdi. Millet paylaşım yaptı mı? Yaptı. Ondan sonra bütün tekneler çıktı. Sen meraya gelmeden tekneler meralardan çıktı. Bulamadığımız balığı başka bir merada arıyoruz. Çete burada. Hadi Onur hadi. Kaç tane aldınız? Ha şimdi daha bir. Tut. Taşlara çıkıyoruz. Taşlara mı çıkıyorsunuz? Ben çok tecrübesiz. Tat bakayım abi. Abi taşlara çıkmayın ya. Siz kıyıdan mı deneyeceksiniz? Biz ona karar veremedik. İki kişi kıyı, iki kişi. Ya siz yukarı çıkın, biz kıyıya bakalım, haberleşelim de. Her yeri taramış oluruz. 11. balıktan sonra haber veririm. Evet, Melen ağzına geldik. Bir de burayı deneyelim bakalım ne olacak. Aldım. Evet, Melen'deyiz. İlk balığımızı aldık. Bir hafta önce kofana kaçıyorduk koca halde. İskele var ya. Aha. İskeleden kofana kaçıyorduk ya. Takla attı. İki takla attı. Üçüncüye kurtardı kendini. İyiymiş ya. Evet, bir balık daha aldım. Kamera kapalıyken. Şimdi lodos biraz etkisini arttırdı. Ama etrafta balık var gibi görünmüyor. Yani biz de buradan çıkmak için hareketlenmiştik. Ata ata
Meradan çıkıyordum. O esnada ortaya bir tane balık takıldı. Israrla bağırıyorlar. Tüye gelmiş. Lodos hala devam ediyor. Bir yerde balığı bulacağımıza eminim. Bu cümle burada kalsın. Evet, Mehmet abimiz sabah balığa geldi. İşler umduğu gibi gitmeyince balık oldu. Denize giriyor. Aslında en iyisini yapıyor. Var mı bir şey? Yengeçler. Suyun üzerinde oynaklar başladı. İki tane aldım şimdi. Ama her yerde oynak var, ufak ufak. Dikkat et. Şeyleri görüyorum. Su çok berrak ya. Böyle bazen balıklar aynalıyor. Aynalama yapıyor. Görüyorum onları. Evet, saat 9 civarında. İnsanlar meradan çıkmıştı biz geldiğimizde. Bizim arabayı görünce tekrar birkaç tanesi geri döndü. Şimdi bizim balık aldığımızı da gördüler ki yavaş yavaş bize yaklaşıyorlar. Geldi. Evet, bir tane daha aldım şimdi. Aa, kaçtı. Kaçtı ya la. Yavaş sarıyorum ya. Aa, geldi. Evet arkadaşlar, herkes meradan çıktı. Balık öyle geldi. Zargana. Hoppa. Kötü bir sürpriz. Evet, zargana kötü bir sürpriz ama dur, bir yere saplanma. İnşallah yaşarsın. Bak, karaya attı kendini. At, at, bekleme, at. Sen zargana var. Ya nereye gidiyorsun? Dolaşıyorum. İki tane çinekop aldım, alsana. Oo. Hadi, hadi maşallah. Yok, fena değil. Güzel balık. Bak, o da aldı. Ha? Zargana iade ettik suya ama hayvan kıyıda kendi etrafında dönüyor. Şimdi bu balığı alsaydım bir ton laf edecektiniz. Saldım. Gidiyor balık. Mesafe. Mesafe yapabileceğimiz bir şey lazım. Çantamızda var. Burada son atışı yapıp yer değiştirelim. At. Ben iki tane aldım şimdi. Bir tane arkadaş aldı. Şimdi yani. Yok, gördüm de.
Yoruluyor insan bir zaman sonra da. Evet, 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 evet. Aa. Kıyıda düşürdük balı. Hemen önümde de oynak var. Onu değerlendirmem lazım. Oynağın arkasına doğru atıp içinden yüzdüreceğim şimdi oltayı. Evet, şu an oynağın içinden geçiyor. Boş herhalde. Abi sizi görüyorum, iki balık alıyorum. Sizi görüyorum, iki balık alıyorum. İki tane de oradan aldım. Bizim az olan çok olana verecek. Bizim tuttum, sen yoktun. 13 tane tuttum. İki tane daha 15. 15 tane balığım var. At içine. Senin bana 4 tane lüfer borcun var. Oltayı aldığım zamandan. Geri alıyor. Va, evde var, versene onları. Ne vereceğim? Benim evde yok. Ver, al. Veren el, şey alan elden. Ya, ben olsun, çantaya girdi, hayatta vermem. Hayır hayır, ver şunları. Vallahi vermem. Oğlum adam evi de götürdü, bunu topla. Götürmesin ya. Ulan sen yarın tutarsın, öbür gün tutarsın. Ben yokum lan. Evet, birkaç mere dolaştık. Birer ikişer balık aldık ama istediğimiz gibi bir sabah olmadı. Şimdi son mereyi deneyeceğiz. İnşallah burada bir şeyler çıkar. Sağ olsun Onur, bizim bugün pestilimizi çıkardı. Çıkar çıkar. Eminim. Yani değil mi? Emin. Ona emin olduğu zaman biliyorsunuz ne olduğunu. Hep beraber göreceğiz inşallah. Yeni mera, yeni şans. Bakalım ne olacak? Buradan umutluyum ben. Çünkü durgun denizlerde, yani su iyice berraklaştığı zaman burası az da olsa bulanıklığını koruyor. O yüzden burayı da deneyelim. Avımızı öyle bitirelim. Suya inmeden olta attım. Heyecanıma verin. Ata ata ilerleyeceğiz. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar. Geldiğimiz merada balık var. Kancam çok kötü girmiş. Onu da halledelim. Hiç vakit kaybetmeden üçüncü atış. Hiç vakit kaybetmeden atışı tekrar ediyorum. On gram atıyorum Hasan. Aldım. Aa, kaşık mı döndü ya? Atar atmaz bir hareket oldu ama ben balık aldığımı zannettim. Fakat kaşık döndü mü? Evet evet, kaşık dönmüş. Çünkü en ufak bir balık kafası. Aa, zargan almışım. Pardon, çinekop almışım. Hiç hareket etmedi.
Balık zerre kımıldamadı çekene kadar. Açıkta vurdu Onur. Attığım yerde vurdu. Alması lazım aslında. Ona uygun su. Gerçi bu balık açıkta vurduğuna göre biraz mesafe mi yapmak lazım? İlerle. Şimdi son birkaç balığı burada aldım. Ayrılamıyorum aslında. Bunları taramak gerekiyor. Çünkü su çok durgun. Balığın nerede yuvalandığını öğrenmemiz gerekiyor ama durgun sularda balığın yuvalanıp yuvalanmadığını bilmiyorum. Şimdi Onur benim sağımda, o orayı tarıyor. Ben balık aldığım yerden pek uzaklaşmayayım, hatta ters istikamete gideyim. Evet, bir takip gördüm. Balık kaşığı takip etti fakat atlamadı. Buralarda oyalanmaya değer. Önümdeki suyun berraklığına bakar mısınız arkadaşlar? Ben uzun zamandır bizim denizi bu kadar berrak görmedim. Çok etkilendim. Sizin de görmenizi istediğim için kamerayı açtım. Harika bir şey. Neyse, konumuza dönelim. Uzaktaki arkadaş ısrarla bizim oraya gitmemizi istiyor. Balık var diye.